sınavları ve takipçileri. Bu videomuzda sizlere bilgisayarımıza format attıktan sonra mutlaka yüklememiz gereken güncellemeleri vereceğim. Peki bu güncellemeleri neden yükleyeceğiz veya neden ihtiyacımız olacak? Bilgisayarımıza bir oyun ya da program kurduğumuzda o programın kurulumunda ya da kurduktan sonra bilgisayarınızda MSCWP delili bulunamadı veya işte APMS WinJRT Runtime veya VC Runtime hatası veya buna benzer delili hatalarını karşınıza gelmemesi için mutlaka ve mutlaka kurmanız gereken ve bilgisayarınızda olması gereken önemli güncellemeler. Şimdi bu güncelleme dosyalarını yüklemeden önce bilgisayarınıza format attıktan sonra ilk yapmanız gereken bilgisayarınızın driverlarını eksiksiz olarak kurmak. Bunu da nasıl yaparsınız? Bilgisayarınızı satın aldığınızda yanında verilen driver DVD'si olabilir veya USB'si olabilir. Bundan kurabilirsiniz veya bunlar yoksa elinizde hemen Google'da bir araştırma yapabilirsiniz. Bilgisayarınızın marka ve modelini tam olarak yazmanız gerekiyor. Mesela benim bilgisayarım örnek olarak yazayım sizlere. Monster Abra A5 versiyon 13.4 driver diye aratma yapıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi sürücü sayfası var. Tıklıyoruz. Ve buraya geldiğimizde bilgisayarımın tüm driverlarını gördüğünüz gibi buradan indirip kurabilirim. Ve ayrıca bu driverları kontrol etmek için bilgisayarıma sağ tuş ve özellikler diyorum. Sonrasında aygıt yöneticisine giriyoruz ve buradan eğer eksik olan bir driverımız varsa ünlem işareti olarak buraya gelmiş oluyor. Bende şu anda herhangi bir eksik driver yok. Örnek olarak yine sizlere diyelim ki harici ekran kartımın driverı yok. Burada ünlem işareti var. Buna çift tıklıyorsunuz. Sürücü diyorsunuz ve sürücü güncelleştir diyorsunuz. Güncel sürücü yazılımı otomatik olarak tara. Tıklıyoruz. Eğer Windows 10 güncel sürümünü kullanıyorsanız bunu otomatik olarak bulup indirecektir. Veya eski sürüm kullanan arkadaşlarımızda bu özellik çalışmıyor. Bu yüzden bu özelliği kullanamayacaklardır. Az önceki gösterdiğim gibi Google'dan araştırma yapıp güncel yazılımlarını bulabilirler. Şimdi gördüğünüz gibi benim ekran kartım driver'ı eskiymiş ve son güncel yazılımını buldu ve indiriyor şu an. Şimdi bu şekilde güncelleniyor. Ayrıyetten Windows'un tüm güncellemelerini de yapmanızı size tavsiye ederim. Bunun için de arama bölümüne Windows Update yazıyorsunuz. Güncelleştirmeleri denetle tıklıyorum. Şuradan güncelleştirmeleri denetle diyorsunuz ve herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Eğer bir güncelleme varsa bunu mutlaka ve mutlaka yapmanız gerekiyor. Yüklemiş olduğunuz oyunlarda ve programlarda hata almamak için. Şu anda gördüğünüz gibi benden birkaç tane güncelleme buldu ve yüklüyor. Bunları da yükledikten sonra gelelim bizim vereceğimiz size güncellemelere. Burada ilk önce Net Framework. Bunu mutlaka kurmanız gerekiyor. Windows 10'un son güncel versiyonunu yüklemişseniz formatta bilgisayarınıza bu içerisinde gömülü olarak gelecektir zaten. Ama eski sürümleri yüklediyseniz Windows 7, Windows 8 veya Windows 10'un ilk çıkan sürümlerini yüklediyseniz Net Framework içinde olmayacağından sonradan yüklemeniz gerekecektir. Sizlere videonun açıklamasında vereceğim linke tıklayarak bizim web sitemiz üzerine geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada ilk önce Net Framework vermişim. Bunu indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Bu şekilde geliyor. Şimdi bunu kurmaya çalışalım. Ben de zaten kurulu ama eğer sizde de zaten kuruluysa nasıl bir hata mesajı alacaksınız veya nasıl bir uyarı alacaksınız bunu görmüş olacaksınız. Eğer kurulu değilse zaten otomatik kurulacak. Kuruluysa da zaten bilgisayarınızda bunun sürümü mevcut diyecek sizlere ve kurulum devam etmeyecek zaten. İlk önce bunu bir kurmanız gerekiyor. İlk güncelleme dosyamız olarak Net Framework güncellemesini başlattım ama bende olduğu için sizde zaten yüklü, bunu yüklemenize gerek yok diye bir uyarı aldım. Sizde de varsa zaten aynı uyarıyı alırsınız, yoksa da otomatik kurulur zaten bu. Sonra ikinci kurmamız gereken Microsoft Visual toplu kurulum paketi. Bunu toplu kurulum olarak vermemin sebebi tek tek kurduğunuzda bazen problemler çıkabiliyor. Kurulu olduğu halde kurulmamış gibi veya kurul değilmiş gibi delili hataları alabiliyorsunuz. Bunu birçok bilgisayarda test ettim ve bu sonuca vardım. Bu yüzden bunu toplu kurmak her zaman işinize yarayacaktır ve karşılaşabileceğiniz hataların önüne geçmiş olacaktır. Bu yüzden toplu kurulum çok önemli. Toplu kurulum yaparsanız hata almazsınız. Yine bunu da çalıştırıyoruz. İleri diye devam ettiğimizde 2005'ten 2013'e kadar bütün Visual paketlerinin olduğunu görebilirsiniz. Ayrıyetten Visual F Runtime ve Microsoft Runtimes for Older Software gibi paketler de yanında geliyor. Bunu ayrı ayrı kurduğunuzda şu iki paket zaten olmaz. Bunu kurulumu için ileriye devam ediyoruz ve install diyoruz.
Ben de zaten kurulama tekrardan sizlere gösterme açısından bir kez daha kuruyorum üzerine. Kurulumu şuradan takip edebiliyorsunuz. Visual 2005'te şu anda. ...2008'e geçti şu an. Normal şartlarda bunun kurulumunu atlayabilirdim yani videoyu uzatmamak adına, ama bazı arkadaşlarımız işte sen niye kurmuyorsun, işte kendi bilgisayarına kurmuyorsun, bize kurdurtuyorsun gibisine yorumlar geldiği için ben de bilgisayarımı kurayım ki içiniz rahat etsin ve videonun bu bölümlerini biraz keserim, zaten daha hızlı geçer sizlerde. 2012'ye geçti şu an. ...2013'te bitti ve F-Runtime kuruluyor. Kurulum tamamlandı. Finish diyerek bitiriyoruz. Ve sonrasında 2015 paketlerini kurmamız gerekiyor. 2015'te toplu kurulum içerisinde yer almadığı için ayrıyetten vereceğim sizlere. 2015'te 64 bit işletim sistemi kullanan arkadaşlarımız ikisini de kuracak. Hem 32 biti hem 64 biti kuracak. 32 bit işletim sistemi kullanan arkadaşlarımız da sadece 32 biti kuracaklar. Bazı arkadaşlarımıza videomun altına gelen yorumlarda işte 64 bit kullananlar 32 biti kurmasına gerek yok zaten gibi yorumlar geliyor. Hayır, gerek var, çünkü 64 bit işletim sistemleri 32 bit destekleyen uygulamaları çalıştırmak için 32 bit güncelleme dosyalarına ihtiyaç duyar. Bu yüzden ikisini bir kurmanız gerekir. Şimdi bilgisayarımız 64 bit mi, 32 bit mi? Buna nereden bakacağız? Hemen bilgisayarıma sağ tuş ve özellikler diyorum. Ve burada sistem türü 64 bit işletim sistemi olduğunu görebilirsiniz. Yani benim bilgisayarım 64 bit. O zaman ben ikisini bir kuracağım. Bende zaten kurulu olduğu için gördüğünüz gibi onar seçeneği çıktı. Sizde kurulum çıkacak. İsterseniz zaman kaybetmeyelim, ben bunu kurmayayım. 32 bitte x86 diye geçer. Bunu da kuracağız. Şuradan yükle diyerek. Kurulum başarısız oldu bende çünkü zaten kuruluydu. Nerede benim delete'im masam? Şurada gördüğünüz gibi 2015 x86 zaten kurulu. Ama sizde kurulu olmadığı halde bu şekilde bir hata alıyorsanız, yani şu hata kodunu alıyorsanız, videonun açıklamasına link bırakacağım. Bu hatanın da çözümünü sizlere vereceğim. Oradan çözebilirsiniz eğer sizde kurulu olmadığı halde bu şekilde hata veriyorsa. Şimdi gelelim DirectX programına. Bu da bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. Özellikle oyun oynatmak için bu kesinlikle gerekir. Çoğu oyunlarında içinde gelir zaten. Otomatik kurulur oyunlarda. Kurulmadığı zaman da hatalar çıkar. Özellikle 0xc0007b hatası gibi hatalar bu programın kurulmamasından kaynaklanır. Bunu da kuralım isterseniz bilgisayarımıza. Ben de zaten kurdum ama sizlere göstermek için kendim yine üzerine bir kurulum yapayım. Şu install the bin bar. Şunu kaldıralım ve böyle kuralım. Çünkü o reklam uygulaması. Harici yanında kurulmasını istemiyoruz. Bu tarz programlar bilgisayarımızın arka fonunda çalışarak bilgisayarımızı yavaşlatır. O yüzden böyle eklentileri bilgisayarımıza kurmamaya özen gösterelim. Ben de çok kısa sürdü çünkü zaten kuruluydu. Siz de burada DLL dosyalarını, attığı DLL dosyalarını görebilirsiniz zaten. Biraz daha uzun sürecektir sizde. Son diyerek işlemi tamamladım. Bunları da kurduk. Bilgisayarınızın driverlarını nasıl yapacağınızı gösterdik. Bunların haricinde yine özellikle 2017 ve 2019 Visual paketlerinin 2017 ve 2019 sürümleri de vardır. Yalnız bunlara çok fazla gerek duyulmaz. Eğer sizler gerek duyuyorsanız konuyu güncellerim. Bunları da konumuza eklerim. İlerleyen zamanlarda videonun altına gelecek yorumlara göre şekillendiriyorum. Zaten konuları güncelliyorum. Bu şekilde bilgisayarınıza format attıktan sonra mutlaka kurmanız gereken güncellemeleri kurabilirsiniz bilgisayarınıza. Ve bu güncellemeleri kurduktan sonra da %99.9 hiçbir oyun veya programda herhangi bir DLL hatası, işte başlatılamadı, eksik gibi hatalar almazsınız. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Eğer sorun yaşıyorsanız videomuzun yorum bölümünden bizimle paylaşırsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.